Merhaba arkadaşlar. Öncelikle eğer sesim çok kötü geliyorsa hepinizden özür diliyorum. Çünkü ağır bir boğaz enfeksiyonu geçiriyorum. Hatta doktor konuşmama yasaklamıştı. Ama duramıyorum, konuşmak istiyorum. Çok da canım sıkılıyor, onun için size bir video çekmek istedim. Sıkıntıdan makyaj malzemelerimle oynarken birden içimden bir şey dürttü beni ve tekrar Project Tempen denemeye karar verdim. Beni daha evvelden takip edenler bloğumu bilecektir. Bir evvelki Project Tempen hüsranla sonuçlanmıştı. Dayanamayıp büyük bir alışveriş yapmıştım. Ama bu sefer çok öyle kendimi kastırmayacağım. Yani illa hiçbir şey almayacağım diye. Sonuçta ne kadar almasam kârdır. İhtiyacım dışında hiçbir şey almamayı düşünüyorum. Yani bir sürü farım var, gidip bir tane daha far almak artık saçma geliyor ama dur da diyemiyorum. Bazen öyle oluyor, yani mantığınız çalışmıyor ve gördüğünüz zaman almak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Onun için ne kadar yapabilirsem, en azından yılbaşına kadar hiçbir şey almasak kârdır diye düşünüyorum. Yılbaşı zamanı indirimlerden ufak tefek şeyler alınabilir. Hemen ürünlere geçeyim, başlayayım. Biri bu Clinique'in toniği. Gördüğünüz gibi en zor bitecek olan bu herhalde. Bunu bitmese de çok önemsemeyeceğim bir şey bu yani. Hani burada gördüğünüz gibi az kullanılmış. Bu bir Sephora'nın şu çift bazlı olan makyaj temizleyicisi. Bu yarıda. İkinci ürünüm bu. Bir body butter'ım var. Bu mini boylarından. 48 gram diyor. Çilekli olana, kokusuna bayılıyorum. Bundan evvel limonlusunu kullanmıştım. Yalnız limonlusuyla bunun yapısı farklı. Yani bu daha katı bir yapısı var. Öteki daha normal kremsi gibiydi. Daha body butter gibi bu. Çok seviyorum. Açmışım ve açtığımı unutmuşum. Yere fırlatmışım. Bunu kullanıp bitireceğim. Sephora'nın göz makyaj temizleyicisi, bu pet halinde olan. Görünüyor mu bilmiyorum. Bundan da çok birkaç tane kalmış. Bu hemen biter. Clinique'in nemlendiricisi. En sevdiğim nemlendiricilerden biri. Bunu set halinde yine Erka'dan almıştım. Şurada. Bayağı gider yine burada. Bu çok sevdiğim bir nemlendirici ama fiyatlarından dolayı gidip orijinal fiyatını verip bundan alacağımı zannetmiyorum. Bununla beraber olayın nemlendiricisini hala kullanıyorum. Bu bitiminde de ona devam edeceğim ama Elka'ya gittiğimde tekrar set halinde çok uygun fiyata görürsem alabilirim. Bitmek üzere olan bir Watson's'ın el kremi gördüğünüz gibi şurada. Bu çabuk biter. Çabuk bitmeyecek bir ürün. Fondöten. Şuralarda falan olması lazım. Yani tam ne kadar dolu olduğunu bilmediğim için ama bayağı hala ağır geliyor. Öyle bir boş alma ibaresi yok ama bunu bitirmek istiyorum. Ben her gün farklı fondöten kullanıyorum. Elimde olanları bir gün birini bir gün birini sürüyorum. Ama en azından biri bitsin. Bu fondöten de sevdiğim bir fondöten. Bunu kullanacağım, bitireceğim. MAC'in pudrası. Powder Foundation Studio Fix. Şöyle göstereyim. Bu da çok kolay bitmeyecek bir ürün. Yarısından fazlası bitmiş durumda ama herhalde 1-2 ay daha gider. Ama bir tek bunu kullandığım zaman belki daha çabuk biter, bilmiyorum. Bir başka ürün. Sephora'nın yüz temizleme mendilleri, makyaj temizleme mendilleri, çok seviyorum. Burada belki bir 10 tane vardır. Ve son ürünüm de Sephora'nın bu testerlarında olan, ama içini göstereyim size, pastelin matlaştırıcı yüz bazı. O tüpten çıkarması onu o kadar zor ki, tıkanıyor tüp. Onun için ben de tüpü kesip bunlara boşalttım kalanını. Böyle iki tane var elimde. Bu da böyle zaten çok az miktarda kullanılıyor günlük. Bu da bayağı bir süre, küçük olmasına rağmen bayağı bir süre gider.
Project Tempen ürünlerim bunlar. İnşallah hepsini ya da %90'ını, %80'ini Project Tempen'i bozmadan bitirebilirsem kendimle gurur duyacağım. Yapmak isteyenler de lütfen mesaj olarak yazsın alta, ben de yapıyorum diye, hep beraber birbirimize destek olarak. Bu sefer inşallah başarırım, sizleri utandırmam. Kendime çok güvenmiyorum. Ama hadi bakalım diyorum. Hadi bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.